Sizi bekliyorum. Şimdi hemen yine normal Maya'ya geldik. Window Outliner. Şimdi arkadaşlar şunu biliyorsunuz. Şu an bu objeler arasında sallıyorum. Bu kemikle bu kemik arasında hiçbir bağlantı yok. Aynı uzayda olmaları dışında hiçbir bağlantı yok. Ama insan vücudu öyle değil. İnsan vücudu için değil. Minimum birçok canlı için merkez biz hani şeydeki pelvis diye kabul edilen hani leğen kemiği, kalça dediğimiz yer canlılarda merkez kemik olarak kabul edilir. Yani onu oynattığınızda bütün canlının hareket etmesini beklersiniz. Değil yani aslında hani merkezin ağırlık değil yani merkezi. Şimdi normalde bu da bir şekilde bir kemik olacak ve bütün kemikler buna bağlı olacak. Şöyle rigler yapılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Mesela bir şekilde bağlı olmadığı halde birbiriyle hareket eden kemikler yapılabiliyor. Ben şimdi o kısma yine dalmayacağım, girmeyeceğim. Yani işte kolları vücuttan bir şekilde ilişkili ama bağımsız gibi gözüken, outliner'da bağımsız gibi gözüken, işte bacaklar kalçadan bağımsızmış gibi gözükebiliyor bir şekilde ama beraber hareket ediyorlar. Yöntemleri var. Ben o şekilde davranmayacağım. Bütün iskeleti gerçek insandaki gibi tek bir iskelet gibi düşünüp işe başlayacağım. O yüzden hemen sayda geldim. Tabii hani sonuçta bu şey ya bir şekil belirtmeme gerek yok. Kabaca şöyle sırt işte omurilik dediğimiz şeyi kafaya kadar tıklaya 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 ilerleteceğim. Bu arada arkadaşlar kayıta girmemekle birlikte ben yani şu an iki bacakta çok problem yaratmamakla birlikte bir konuyu atladım. Çünkü çok hafif aşina olunursa iyi olur diye. Şimdi bunu yaparken muhtemelen o sıkıntıyı çekeceğim. Çekmesem bile anlatacağım. Bir kemiğin rotate yani Ben de onu şöyle. soracaktım. Ha. Ben tam onu soracaktım. Hiç jointlerin Rotation aksları aksları nereye bakıyor falan. Tamam hani. Şimdi skeleton'da yine joint tool'a geldim. Arkadaşlar mesela normalde insanda evet biliyoruz omurilik en arkada. Yani sadece şey olarak oldukça geride. Ama hani eğer çok realistik bir karakter çalışmıyorsanız ideal bir deformasyon için yani kemiğin modeli uygun bir şekilde bükmesi için genelde işte %60, 65, 70 aralığında bir büküleceği yöne yakın olmasını. Yani 3'te 2 de diyebilirsiniz siz buna. Hani mesela asıl yeri tam arkası ama tam ortaya da koymuyorum aslında. Çünkü tam ortadan insan belini bükmez. Ama gerçek anatomide olduğu gibi en arkaya da atmıyorum. Tercihen işte hani 3'te 2'si diyebileceğim şu aralık benim için yani ideal gibi. Mesela bu dizde dirsekte falan da öyle. Tam ortaya değil de büküleceği yönün aksine biraz daha ileride olduğu zaman defaultunda yani basit ayarlarda daha iyi sonuç verebiliyor. O yüzden mesela sallıyorum şuraya tıkladım. Şu an kemik büyük olabilir. Çok problem değil. Ki eğer tıkladığımda direkt büyük başlamasını istemiyorsanız da şunu aşağıya bir atayım. Mesela ben tıkladığımda ne yapıyor bu arkadaş? Nokta 5 ile falan atıyor ya. Şimdi ben bunu istemiyorum. Biraz şeyi küçülteceğim. Kayıt alıyor değil mi hocam? Ha? Kayıt alıyor. Kayıt alıyor. Aha. Şöyle başladığım zaman hani short bone radius'u düşürerek başladığım zaman hani dediğim gibi bunun görsellik dışında hiçbir etkisi yok. Alttan başlamak ya da üstten başlamak arasında bir fark yok herhalde. Var mı? Var. Var mı? Çünkü aslında baktığınız zaman sen üst bacağını kaldırdığın zaman alt bacak da kalkıyor. Alt bacak kalkınca ayak bileği de kalkıyor. Bir hiyerarşi var yani. Sırtı bele bağlıyoruz o zaman. Tabii yani pelvis dediğim gibi pelvisten göğüs kafesi yukarıya doğru kemikleri diziyoruz. Çünkü dediğim gibi kalçayı merkez kabul ediyorum. zaten modelimde çok fazla çizgi olmadığı için çok fazla kemik atmanın bir anlamı da olmaz.
Bu arada çok fazla kemik atmak zaten işine yaramıyorsa gene anlamı olmaz. İdeal bir şeyi olacaktır. Şu an benim için biraz da şeyi ufaktan taklit ediyorum. O insanın S şekli var ya omuriliğindeki. Yine çok abartmıyorum o S şeklini. Çünkü en nesinde şey bir karakterim var. Tun bir karakterim var. Çok realistik olmasına gerek yok. Mesela şöyle geldim. Burada bırakmıyorum tabii. Ya bu arada backspace'le attığınız kemikten memnun değilseniz backspace'le geri alabilirsiniz. Aynı şey aslında boyun için de geçerli. Yani ön taraf o kas, işte soluk borusu, yemek borusu falanken arka tarafta yani şey arka tarafa yine çok yakın, çok daha yakın kemikler. Bu arada size ilginç bir şey söyleyeyim. İnsanın kafatasıyla boynu arasında 6 tane kemik var şurada. Zürafanın da o kadar uzun boyuna rağmen 6 tane kemik var. Memelilerin tamamında göğüs kafesiyle şey arasında 6 tane kemik var. Boyun omurgası kısa. Ha şurada 6 kemik var. İstediği kadar kısa ya da uzun olsun fark etmiyor. Kemikler uzuyor, sayı değişmiyor. Geldim. Şimdi burada tabii şunu suratı tam olarak modellemediğim için hani neresi tam boyun neresi kafanın bitim yeri çok emin değilim ama yani yaklaşık olarak böyle işte şu olsa belki biraz daha aşağıya alabilirim. Şurası da kafanın kendisi olsun ve bitirmek için isterseniz shift ile dümdüz bir tane kemik atıp enterleyebilirsiniz. Parmak ucundan kafaya doğru giden. Nasıl? Parmak ucundan kafaya doğru. Serçe parmağından da denk geliyor yani. Tabii. Ben bunu perspektifte baktığım zaman hani şöyle bir görüntüm olacak. Sırında mı hocam? Tabii side'dan çizdiğim için evet. Ve herhangi bir snap kullanmadığım için mayanın sıfırına yerleştiriyor. Şimdi buna da eğer istersek yani isim vermek için şey için kullanılan tabir spine'dır. Ama az kemiğim olduğu için spine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi de olmuyor. Yani işte ne bileyim buna ya da işte ne bileyim. Bu aslında şey olabilir. Root, pelvis. Pelvis olabilir. Buna sallıyorum. Spine dedim. Bu takriben göğüs kafesini şey yaptığı için chest diyebilirim. Chest. Göğüs direkt yani. Göğüs bölgesi. Chest. Sonra buraya da neck. Chin mi olur? Yani, çene değil ama burası da. Yani. Boğaz. Ne? Neck. Alt çizgi 0-2. Çok çalmaya gerek yok. Sıfır bir. Head. Şuna da illa isim vermeniz gerekirse head tip, head tip yani ucu ya da head end gibi anlamlı gelen herhangi bir şey koyabiliriz. Bunu yaptıktan sonra şeyim işlemim nispeten basit. Normalde olması gereken şey bu jointlerin eğer ben kalça hareket ettiğimde bütün vücut hareket edecekse bu jointlerin buna bağlı olması lazım. Evet, bağlı olması lazım. Şimdi, o da nedir? Leğen kemiği. Parent. Bildiğiniz aslında bu kemikler, kemik dizilimi şöyle göstereyim. Şu an pelvisi açtım ya. Mesela baktığınız zaman işte bir tane küp yaptım. Şöyle çekeyim. Ctrl D ile bir tane kopyasını aldım. Ctrl D ile bir tane daha kopyasını aldım. Eğer en üsttekini, üçüncü küpümü buna P ile parentlarsam, bunu da buna parentlarsam, gördüğünüz gibi hiyerarşide aynı benzer bir şekilde dizilim oluyor. Yani aslında kemik dediğimiz şeyin görüntüsünün farklı olmakla birlikte
birbirine parentlanmış, transform nodlardan çok farklı değil. Sadece bir iki ekstra özelliği var, avantaj sağlıyor. Onun haricinde basit bir hiyerarşidir aslında, basit bir object hiyerarşisi. Seni yapınca şimdi bir şey aklıma geldi de, bir, mesela YouTube'da falan video seyrediyorum bu riglerle ilgili falan. Mesela karakterin gövdesini 3 parçaya bölmüş. Onun bir özel anlamı var mı yani? Ya işlevsel olarak bazen o tarz şeyler faydalı olabiliyor. Mesela yani eğilip bükülmesini kolaylaştırmak için falan. Yani eğilip bükülmesini kolaylaştırıyor, bir de o tarz şeyler genelde ekstra hareket sağlamak için yapılır. Hani serbest falan. Daha serbest bırakmak için yapılır. girmem gerekiyor mu? Herhalde gerekiyor. INT 741 yıldız. Mesela şey karakteri vardı. Ice Age 3'te bug mıydı o karakterinde de? Mesela bu karakter çok şey bir karakter. Mesela şu an mesela bunun belinin esnekliğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Zaten her yer esnek bir karakter de. Hani hızlı olduğu için animasyon bir şey yapabilirsin ama biraz fazla şeydir. Ha mesela şurada kendini görüyor musunuz? Twist ediyor. Ya da özellikle göstermek istediğim sahne buydu. Süper bir şey. Süper bir sahne. Şimdi bu bahsettiğim şu klasik yöntemlerle hani bu tarz ekstrem rigler yapılamıyor pek. Birbirine geçelim. Yani bir, çok fazla esneklik gerekiyor. Bu sadece hiyerarşi işte tuttum rotate ettimle olmuyor bu şeyle. Biraz daha üzerinde çalışmak gerekiyor farklı yöntemler. Dediğim gibi orada işte kemikler illa birbirine parentlı olacak, işte hiyerarşik olacak kalıplarından çıkman gerekiyor. İyice orada öyle artık. Yani, körbe bağlama muhabbeti var. Yani körbe bağlayabilirsin. İşte ribbon diye tabir edilen bir şey var. Rig uygulaması var. Hani biraz üzerine şey yapıyorsan kendine uydurabilirsin bir şeyler. Hakikaten uydurulabiliyor yani. Öyle güzel tarafları var yani. Benim bahsettiğim şey işte bizim hani normal TRT işte çocuk işte bildiğin reklamlarımızdaki basit şeyler olacak. İsterdim yani şöyle bir advanced rig şeyi olsun ama zaten Can Bey de sürülmüş. Sürülmüş mü? Evet. Aklı başında bir adama benziyordu zaten, normaldir. Ya var ya hocam, ömrümü çaldı ya. Şimdi arkadaşlar normalde de işte parentlanmış şeylerin üçünü aynı anda döndürünce hani bu şekilde bir tepki gösterecek. Kemiklerin de aynı tepki gösterecek. Şimdi dediğim gibi eğer ben bu iki kemiği, yani normalde left hip ve right hip kemiklerini en son pelvisi tutarak parentlarsam yeni bir branch oluştu. Yani yeni bir dal, yani hiyerarşide yeni bir dal şey yaptı ve P. P tuşu var ya normal. Ayakları seçip sonra. Evet en son. P ana objeyi. Şu cümleyi tekrar kayıt altındayken söyleyeyim. Maya'da asıl obje diyebileceğimiz, yani işlemin merkezinde olan obje, son seçilen objedir. Her ne işlem yapıyorsanız, çoklu seçimde, iki ve fazlası için söylüyorum. Son obje, ki şunu da fark ederseniz, son obje diğerlerinden farklı renk alır. Mesela yeni obje seçtiğim zaman son obje yeşildir. Son obje yeşildir. Birden fazla seçersem diğerleri beyazlaşır. Unutmayın, yeşil seçim, birden fazla seçimde yeşil seçim son seçimdir. Bir daha hocam parentlar mısınız orayı? Tabii. Kemiği tuttum. Tamam. Diğer kemiği tuttum. Sonra pelvisi tuttum. Klavyeden P ya da editten parent. Üçünü bir tutuyoruz. Tamam. Hı-hı. Bunun sayede ilk tutulanın son tutulana parent diyor. Evet. Hı-hı. Daha doğrusu son tutulanlar hariçlerini son tutulana. Şey,
Yani birinci, ikinci, ikinci, üçüncü, üçüncü, dördüncüye değil. El yaparken hepsini... öyle yapıyoruz. Evet. Yani evde, elde de parmakları önce dizersek ki faydaları var. Beş parmağı tutup tek seferde işte bileğe parıltlayabiliriz. Yani tabii karakterinizin genel durumuna bağlı olarak şu tarak kemiğindeki kemikleri de atmak isteyebilirsiniz, atmak istemeyebilirsiniz. Çünkü mesela karakteriniz elini bir yerden geçirmek istiyorsa, mesela elim normalde düz. Şöyle yaptığım zaman şöyle bir kavis alır. Evet. Bunu yapabilmen için, bak şurası ne kadar esnek görüyor musunuz? Kemik. Kıkırdak. Ha? Yok hayır, gayet esnek. Yani şey, merkezden çok oynuyor, kıkırdakla alakası yok. Şuradan çok oynak bir eklem. Giderek, yani şu da öyle. Hani gördüğünüz gibi sabit gibi geliyor çoğu zaman bize ama oldukça hareketlidir. Bu da mesela ilginç animasyonlarda karakteristik katmak istediğiniz zaman ona key vermen gerekir. Mesela elin relax pozu. Mesela şöyle durur genelde. Burada baktığınız zaman da şu kavisi yakalamak için şunları çarpmanız gerekir. Onlar da konulabiliyor. Yani konulabiliyor değil. Aslında full kuvvetli bir şeyse koyman gerekiyor. Olmazsa olmazdır. Koymak artı değildir, koymamak eksidir ama. Yani öyle söyleyeyim. Default. Standarttır. Bunu yaptıktan sonra ne oldu? Bakın. Tuttum şeyimi. Pelvisimi. Tamam. Şimdi bu şeyi sağladı bana. Hani bütün vücudun hareket ettirdiğimde. Hani bahsettiğim örnek vardı ya. Karakteri ben yere oturtmak istediğimde ya da sandalyeye oturtmak istediğimde ayakları sabit. Dizleri otomatik kendi kıracak. Aksi takdirde yapmaya kalkışırsak kendini indirdiğimizde bu sefer ayaklar da inince işin tutup onları bir daha yukarı çekmek lazım. Ha, rotate çekemeyeceğin için de çünkü kemikler translate edilmez demiştik. Frame frame rotate'lerini kontrol etmeye çalışıyorduk. Üstünü bir daha rotate mi alalım? Yani çok... Titremiyor tabii. Kaymaması lazım bir de. Tutarlı olması lazım. O yüzden hani... Yani zeminle tutarlı hani, ben burada F2'yi tercih ediyorum diyen bir adam varsa şöyle diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Tam şeye girmesin diye şey yaptım onu. Hani çünkü bazı şeyler tercih şeyi vardır. Ama bu tercih konusu değildir yani bu. Hocam şey, constrain bağlarken ferritten farklıydı değil mi? Evet. Orada şimdi, seçim önceliği farklı bir şekilde. Evet, aslında seçim önceliği farklı değil. İsmine uygun hareket ediyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Rig'le ilgili belki kafayı karıştıracak. Yani burasının çok zor olduğunu düşünmüyorum. Kemikleri diziyorsunuz. Belki IQ handle'ların tam olarak ne işe yaradığını anlamadınız. Ama şöyle bir şey var. Ben biraz önce ne demiştim? Kemiği translate'ini sıfırlayamıyoruz demiştim değil mi? Ama eğer ben karakterimi kalçasından yerini değiştirmek istersem... Tekrar orijinal yerini almak istersem ne yapacağım? Kaç defa yapacaksın? Animasyonunu komple geri mi alacaksın? Bir şekilde benim onu bu noktasının sıfır kabul etmesi gerekiyor. Ha. Bunun için iki tane opsiyon var. Bir tanesi şu. Frizlenebilen bir şeyi aynı yere çekersem ve dolaylı kontrol edersem ki constrain'e geleceğim. Yani sadece transform için bir not atamak, bir kontrol atamak. Evet. Yani onu söyleyeyim işte. Mesela sadece rotate ettiğinde bu sıkıntı olmayacaktır ama. Şimdi tekrar ediyorum. Bakın bu... O tarzancısı hocam bir şey yapardık. Yani, ilk keyifli bir kopyalayıp oraya atardık. O baya böyle. Yani tarzan bile ona medeni kalıyor. Direkt o mağara çağı falan. Yani direkt. Homo bilmem ne olur yani. O ilk homolardan olur. Hani çünkü biliyorsunuz sağ klikte freeze dediğim zaman translate bile desem gördüğünüz gibi yemiyor. İşte burada ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu göstereceğim şey kayıtta olacağı için tekrarlayın. En bilindik şeylerden bir tanesidir. En klişe, en doğru yöntemlerden bir tanesidir. Şimdi daha önce rig gösterdiysem size çizgi görmüşsünüzdür. Curve'lerle kontrol edilir bir rig. Yani direkt aslında kemik tutulmaz. Yani bu nasıl bir çocuğa arabasını sürsün diye direkt devrelerini vermediğiniz gibi, yani kumandada dokunmasını istediğiniz noktaları verdiğiniz gibi, bu da öyle bir şeydir. Bakın şimdi izleyin. Bir tane çember yapıyorum. Mayanın sıfırına geldi. Eğer otomatik olarak gelmediyse Create Nerves Primitives Interactive Creation'ı kapattığınız zaman mayanın sıfırında oluşur. Bunu biliyoruz.
Şimdi curve yaptım. Curve'ün adını bir değiştireyim. Buna diyelim ki pelvis alt çizgi CTRL, yani kontrol anlamında CTRL kısaltması ya da animasyon vereceği için anim kısaltması, ikisi de kullanılabilir. Ben anim, animasyon vereceği için animi bir şekilde tercih ediyorum. Pelvis anim dedim. Sonra bunu hiç yerini değiştirmeden şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben size hiyerarşiyi anlattık değil mi? Parent, unparent olayını anlattık. Şunu söyledik, ben işte bir yere gidiyorsam otobüsten inene kadar yerim otobüstür. Bunu anlattık değil mi? Hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlamıyorsanız ufak bir tekrar geçeyim. Hatta biz bunu günlük hayatta çok yapıyoruz değil mi? Bazen masanın yerini değiştirmek istediğimizde hiç üzerindeki monitörü kaldırmadan iki kişi yanlarından tutup masayı götürüyoruz. Masanın yeri değişti. Ama monitörün yeri masaya göre hiç değişmedi. Bak, masaya göre. Masanın aynı yerinde. Masanın aynı yerinde. O yüzden ben bunu aynı mantıkla bir grup içine aldığım zaman, grup, buna da pelvis, tabir olarak offset kullanılıyor arkadaşlar. Ya da zero grup deniyor da, yani offset, ne Türkçesi offset'in ya? Bilen var mı? Orijinal düzlemindeki sıfır noktasına demiyor muydu? Yok. Orijinde o. Offset şey, ötelemek ya da uzaklaştırmak, uzaklaştırmak gibi bir şey olması lazım offset'in. Bilen varsa şey yapsın, dur. Yani sözlük var ya da uygulamalarda. Offset baskı. Evet. Ötelenmiş baskı. Çeviri. İngilizce. Evet. Arkadaşlar dengelemek demiş. Burada benim sözlük. Burada ama bu anlamda çok karşılığını şey yapmıyor. Şöyle söyleyeyim. Ötelemek aklınıza gelsin. Ya da uzaklaştırmak gibi düşünün. Yani pelvis offset. Eğer bu bir grupsa, grup olduğunu hatırlamak istiyorsanız bir şekilde grup ismini için GRP kısaltmasını da kullanabilirsiniz. Alt çizgi GRP. Pelvis offset grup. Yani ben buna baktığım zaman pelvisin animasyon curve'ünü istediğim yere taşımak için kullandığım grup derim. Çünkü niye? Bakın şimdi. Grubu tuttum. Kesinlikle grubu tuttum. Yer değiştirdim. Rotate ettim. Hatta büyüttüm. Hatta orantısız büyüttüm. Bunu gruba yaptım. Grubun içerisinde bu obje hiç etkilenmeyecek. Masayı taşımam, masayı döndürmem gibi. Masayı büyütüp küçültemiyorum doğal yollarla ama. Grubu değil de curve'ün kendisini seçtiğim zaman gördüğünüz gibi tüm translate'leri sıfır. Doğru mudur? Evet. Şimdi o yüzden tekrar şunları sıfır ve şunu bir yaptım. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Yine buradan örnek vereceğim. Ben bir objeye parentladıktan sonra bakın çekiyorum. Hayır, şöyle yapayım. Yine grup olarak yer değiştirdim. Grup olarak döndürdüm. Sonra curve'ün kendisini, bakın bu sefer curve'ün kendisini aldım. Çektim. Şimdi ben curve'ün kendisinin sayısal değerlerini sıfırladığımda nereye gidecek? Curve'ün. Grubun az önceki noktasına gidecek. Evet, yani grubun merkezine gidecek. Çünkü niye? Grubun içinde o. Yani kendini sayısal olarak konumlandırırken gruba göre davranıyor. Kaba tabiriyle mesela ben şimdi buradayım değil mi? Benim düzlemim burası. Hatta şurada durduğum şey sıfır noktası olsun. Tamam, kare. Bu odayı alın. Döndürün. Biraz da ileriye taşın. Tamam. Sonra ben o odada biraz gezindim. Sonra bana tekrar merkeze git dediğin zaman benim gideceğim yer neresi? Orası. Ben oraya göre kendimi konumlandırıyorum çünkü. Sıfırına git dediğin zaman sıfır. O da istediği kadar dönmüş olsun.
bu şeye benziyor yani, uydu gezegenlerle normal gezegenler var ya. Ha, mesela o onun etrafında, o onun merkezinde gibi. Zaten bunun aslında gerçek açıklaması şeydir, o objenin uzayına dahil etmektir. Biz hani çocuk anne baba ilişkisi olarak adlandırıyoruz ama başka bir uzaya dahil oluyor. Sen o uzayı komple döndürdüğün zaman önemli değil. O kendi uzayında gene kaba tabiriyle yer çekimi bu tarafa doğru. Hani bu tarafa doğru değil. Kendi uzayına göre davranıyor. O yüzden... Kuantum belirsizliği var. Ha? Kuantum ha. İşte açık var mı? Şimdi böyle olduğu için ben grubu istediğim yere taşırım ve curve sıfır kalmaya devam eder. Peki. Grubun kendisini pelvise, bakın şu an grup tekrar sıfırlıyorum. Hepsi şeye dönsün, mayanın sıfırına dönsün. Grup da curve'de. Şu an grubu pelvise parentlarsam, pelvisin uzayına dahil edersem, bak grup ne oldu? Dedi ki bak ben artık mayanın uzayına göre kendimi pozisyonlandırmıyorum. Evet. Pelvisin evet. Uzayına göre pozisyonlandırıyorum. Peki şimdi sıfır girersem ne olur? Kendi konumuna göre geliyor. Pelviste eşleşir değil mi açıları? O yüzden ne yapıyorum? Yok sıfır giriyorum. Sıfır girdiğimde zaten pelvise göre kendini konulacaktı. Pelvisin sıfırına git dediğim zaman tam pelvisin olduğu yerde şu an grubum. Tabii şu... Ligde kontrol paneli yapılırken de herhalde kabaca bu yapılıyor yani. Kontrol paneli derken? Şöyle bir panel yapıyorlar ya gözlerin kontrolü. Ha o... evet. Ona bağlamak gibi yani. Oraya bağlı. Diyebiliriz gibi gibi. Hani o... o da relatif çalışıyor. Yani... Neyse bakarız ona. Şimdi karakter biraz şişman olduğu için çemberin büyüklüğü yetmedi. O yüzden radyosunu biraz arttırıyorum. 1.3 diyeyim mesela. Taşıyacaktır dışına herhalde. Şöyle 5'e bastım. Sonra bir de kör yatık duruyor. Nasıl sonuçta küp yaparken 3 çizgiyle mi yaptım, 5 çizgiyle mi yaptım diye bana soruyorken çizgi içinde ben bunu hani Y'de mi X'de mi dik dursun diyor. Ben buna X'de 1, Y'de 0 verdiğim zaman da yatık oluyor. Şunu tekrar 1.5 yapayım. Daha belirgin olsun. Herkes çizgiyi görebiliyor değil mi? Evet. Şimdi çizgi pelvisin uzayında ve merkezinde. Şimdi yapacağım şey ne? Celal. Kırılma yanında pelvisin şeyini mi ayarladım? Ona birebir ayarladım. Şimdi eğer ben istiyorum ki çizgi kemiği kontrol etsin. Şu an kemik çizgiyi kontrol ediyor. Yeni bir şey açığından transform yok ama hala şu an onun uzayına dahil. Yapmam gereken şey onu uzayından geri çıkartmak. Çünkü yani asıl istediğim şey neydi? Şu anda sadece pozisyonunu ayarladınız. Pozisyonlarını yani. Ayarlatmak için yaptım bunu. Okay. Elle çekmediğinizde ona şey yaptınız. Evet. Shift P. Peki hocam bunu snap de yapamaz mıydı? Yaparsın. Constrain'le, parent constrain'le de yaparsın. Constrain'i silersin. Aynı şey olur. Böyle şey normal direkt yani joint'e snap desem. Joint'in açısı farklı olabilir. Açısı tutmazsa constrain'i maintain offset'ini açman gerekir. Biz doğrusunu yapalım. Tamam. Şimdi ne oldu? Hani bir özet geçeyim. Bir tane curve yaptın. Curve'ün sayısal değerlerini sıfır tutabilmesi için bir grup içine aldım değil mi? Grubu yer değiştirdim. Yani fincanımı aldım. Fincanımın altına bir tane tabak koydum. Tabağı gezdiriyorum artık. Artık fincan tabağa göre hiç yer değiştirmiyor değil mi? Sonra tabak dedim ki hani benim elimde değil, Celal'in elinde olsun dedim. Celal'in eline gönderdim. Doğru yerine gitsin diye. Sonra oradan dedim ki Celal tabağı olduğu yerde bırak. Hiç muhatap olma. Deyince yapmış olduğu şey bu oldu. Grup ikisi de tamamen aynı noktada, aynı açıyla duruyor. Ve gayet bağımsızlar şu an. O zaman... Ne yapabiliriz burada? Curve kemiği kontrol edecek. Bilmiyorum diyecek. Arkadaşlar çok güzel bir cevap vardı. Bilmiyorum. Şey hocam. Bu sefer demin ne yaptık? Curve'ü seçip daha sonra kemiği seçip parantladık. Bu sefer tersini yapabiliriz. İlk önce kemiği seçip sonra curve'ü seçerek parantlayabiliriz. İşte burada şu tercih edilmeyen bir şeydir. Curve'ü bir şey parantlamak istenmez.
O zaman işte ekstra bir işlem olarak konsolenliyoruz. Bir şey göstereceğim burada. Arkadaşlar normalde ben biliyorum ki bir fincanı bir tabağa koyduğum zaman tabakla birlikte hareket ediyor değil mi? Bu uzayına dahil etmek dedik, parent etmek dedik. Bir de şöyle bir şey var. Bunu size bağlamak ya da birbirine kitlemek ya da perçinlemek gibi düşünebilirsiniz. Yine birini çektiğimde diğeri gidecek. Ama bunu diğerinin uzayına eklemeden, parent etmeden yapmamızı sağlayan işlem var. O da constrain. Constrain'in Türkçe açıklama şeyi karşılığı kısıtlanmak. Kısıtlamak değil. Kısıtlanmak demek. Kısıtlanmak olduğu için de curve'ü tuttum. Shift'le kemiği tuttum. Constrain'den parent. Parent gibi çalışacak. O döndüğünde o da dönecek. O gittiğinde o da gidecek. Ama biri diğerinin uzayına dahil olmamış olacak. Bunu yaptıktan sonra hep beraber bir yapacağız. Herkesle. Dedim. Şu an şöyle bir bilgi geldi. Pelvis kemiğine. Bakın şurada mavi görüntüler var. Bu mavi görüntü şu demek. Ben constrain aracılığıyla başka bir obje tarafından yönetiliyorum. Maya bu anlamda size bilgi verir. Eğer orada farklı bir renk varsa, işte kırmızıysa animasyon tarafından yönetiliyorum. Sarıysa direkt bir connection var. İşte mavi ise constrain'im var. Yeşilse hem constrain hem animasyon tarafından yönetiliyorum. Gibi 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 bilgiler sunar size, anlarsınız. Bak şimdi ne oldu? Cele. Curve'ü tuttum. Her şey sıfır mı? Sıfır. W'ye bastım. Constrain ile kemiği kontrol ettirdim mi? Ettirdim. Hareket etti mi? Etti. Ve istediğim herhangi bir zaman diliminde ne yaptım ben bunu? Sıfıra getirdiğim zaman orijinal yerine geldi. Doğru mudur? Çünkü bunu şeyi oraya koyduktan sonra sıfırladığımız için freeze ettiğimiz için artık orası onun kendi sıfırı. Evet. Bu arada bu kemikte bir anormallik var şu an. Şunu bir daha tekrar silip simetrisini alabilirim. Bu arada şey problem yok yani. Skeleton, mirror joint. Evet. Bu arada bu bahsettiğim şey, bir şeyi sıfıra alıp hani bir şeyi parentladım, sıfırına aldım. Bu demektir ki onun merkezine gidecek. Tamam. Şimdi Jeffrey'i düşünmeyin. Herkes şey yaptı değil mi? I can handle bacağı yapmıştım bir önceki derste. Yapmadıysanız bir daha yapın. Simetrisini alın. Kemiği dizin. Sonra herkesle beraber yapacağız. Ciyayı kal. Evet, rüyadan şeyi alalım. Dün şey vardı, burada Gökhan Özdemir diye bir reklam senaristinin şeyi vardı. Bir iki arkadaşla gittik ama bugün orada yok herhalde kimse. Bugün de var, 4'te kalmak isteyenler yoksa başka bir arkadaşım. Güzeldi yani şey. Ha? Konuşma. Söyle işi. Orada mesela bir tane reklam var, Turkcell reklamı. İşte Turkcell ile başka bir yurt dışındaki ülkelerin internet şeyi kıyaslanıyor. Ve hani şey, işte belli standartlarda daha iyiyiz deniyor. O standartlara ne oldu önemli değil. Alttaki ince yazılarda geçiyor. Tamam. Ben de... O. Sasya'dan, Aleman, Bağlamız'dan. Onun gibi. Bizim de iddiamız şey, Rigi iyi anlatırız iddiamız var. Dünya standartlarında ilk anlatılıyor. Hayır, şimdi şey var. Bir tane çarpabileceğim rüya var işte burada. Rüya bana bu konuda çarpacak. Kıstas, Vancouver. VFS değil mi? VFS. Ha? Ya biraz daha böyle mantığını çok ilk etapta anlatarak geldiler. Böyle çok fazla anlattılar. Link konusunda. Diğerleri öyle değildi ama link biraz fazla anlatıldı. Ondan sonra yani 2 ay boyunca falan anlatıldı. Ancak bir tane şey bekleyebildik.
Herkes bir şey oldu. İllallah yani. Evet, yani bayağı sıkıcıydı. Ama sonradan da uzandılar yani sonradan. Genel çerçevesi. Dört bacaklı sen falan hani işte çevrede. Onlar da alıcıydı yani işte yüzü. Yüzü falan zaten çok yani şey gösterdiler. Üstü tabii ama onu kendin çözeceksin gibi bir şey oldu yani. Ya çünkü o genel şeyini veriyor zaten. Çünkü şu anda da aslında hani genel bir bakış açısı kazanıyorsun. Yani şey olur muyum dışarıda hoca? Ben sana açık açmak için oldum. Aa, olabilirsin. Yani bak, gördün mü? Arkadaşlar. Hocam ben şimdi şu şeyleri dizdim, seçiyorum. Öteki tarafa geçiriyorum, yeni arıyorum. Orada şey çıkıyor, yatay çıkıyor kanalda. Yanlış bir şey mi? Şöyle olabilir. Ayar kutusunda şeyi değiştirdiğinde hangi aksamıyla aynayı nereye koyacağını değiştirdiğini. Mesela sallıyorum. Bir kere senin kemiğin tamamen ortada mesela, değil mi? Aynen. Bu zaten bu durumda sıkıntı demek ki. Senin bunun... Ya şu kenara mı çıkıyorsun? Şimdi bir garip bir dahiliyetim var. Sen bunu bile yapayım. Saygı da. Saygı gel. Saygı gel. Saygı da gel ve şey... Tamam. Sen dizi öne kır. Ya da düz çizeceksen bile şey yap. Bir kremi tamam. Cevap. Hadi. Vallahi ben bir körüm kalmış. Yok. Hayır. Şey... Dizdin mi perdesi? Şeyi yukarıya kadar çizim girmedim. Ya sadece tek kemik var. Tamam. Kör yap, grup yap. Şimdi arkadaşlar bu mesele değil mi ya? Bu benim bir tarafından uydurduğum bir uygulama değil bu arada. Hani gayet genel geçer bir uygulama. Hani gayet genel geçer derken hemen hemen. Bütün sınıfı geçebilecek ciklerde bu şekilde yapılır. Zaten hocam internette sürekli söylüyorum. Videolarda falan hep o şeyleri görüyoruz yani halkalığı. Ekran yardım ediyor, dirsek verirsen. Ben ilk baktığımdan beri öyleydi, benim bu kompleksini kapattım. Hatta ben diyordum hani, Rick bu nereden geliyor? Ayrı bir tool mu var? Şey olduğunu düşünemiyorum ama. Sonra... Çiğdem? Şey yapacağım, bir öğreme konsantrasyonu. Şöyle hepsini seçip mi? Şey yok, sadece bak, sadece kemiği seçme yeter. Öyle mi? Ama zaten şeyin mayanası durumda zaten, değil mi? Ama bu biraz problemi yani. Ay bir şey vardı senin yazarın. Bir kere tıkmadıkla baktığı gibi oraya başlıyordu. Kutlardan bir şey başlıyordu. Yani şimdi tek şu kör mesela. Şuna snap geliyordu. Bir şey var mıydı? Kırıklarına yırtıklı. Şuradan bir şey basıyordu. Ay kendi yıllarında da bir şey yapmasın. Sonra oradaki görüntü. Bir şey var. Yok bir de midir. Bir şey var. Saatten çizdim bir şey. Arkadaşlar size ufak bir şey söyleyeceğim. Kemiklerin yeri yanlış olursa translate etmeyin. Ya mesela şuranın bu şey var biliyorsunuz. Şey mi açıyorsun? Tabii yani bu normal bir insan mutlusunu farz ediyoruz. Bunları gördükten sonra tavrını bir şey çıkmıyor. Anatomiyi yiyecekler geçiyor. Havranma olur mu? Hem kediyle insanlar böyle bile aynı. Sadece oranlar var. Yani insan topuk... Mesela insanın topukları yere basmadığı için kediyle ya da işte böyle bir süreçten tümü olduğunu düşünüyorum. Hayır, onun topukları yere de insan koymak üzere. Ben hep öyleyim. Bazı makineler olur mu? Sonra bir sonraki ayak kutusuna geldi. Sonra gezebilmeyi, isim de şeyin olsaydı. Ancak bir yapar işte. Aa, doğru kaza ayaksın. Statik elektrik üretiyor. Yok dediğiniz şey. Elektrik aslında. Elektrik aslında. Şimdi bunlar problem. Nerede? Ne zaman için? Her zaman
Ha. İşte ama bu şey. Bu karakteri tasarlamak için bir şey hazır edemezsin. Ama onun görüntüsü görünmez bir şey. Yani grup dediği şey olsun. Evet. Nasıl grup orada diyorsun? Kontrol edin. Animation. Şu an modelim olmadı. Şu acı saldırır. Güzel bir arayüzüm var. Biz çalışmıyoruz. Kemiyoruz. Şimdi evet. Bunu yaptıktan sonra bir şey görüyoruz. Onu sıfırlayamadığı için ne yapacağız? Grubu aldı. Şu şeyi toplayacağım. İsim olsa bunu. Kemi. Daha sonra karakterleri. Evet. Ben yapmak istedim. Bunu sıfırladığın anda yerine. Sonra bunu kemikten çıkarttığınız zaman, kemiğini alt elemanı olmaktan çıkarttığınız zaman yine mayaya göre yani. Ama işte bütün işlemleri grup içerisinde yapıp körmek hiç dokunmadığı için şöyle bayağı sıfırda kalıyor. Kör, sonra ikinci kör. Kemiği çıkacak olabilir. Dediğin anı. Sıfırda. Ayaklar sağlık kafe uzun yerini değiştirdi. Güzel. Anlaşıldı. Ha şöyle söyle. Mesela bu mantığı anladıktan sonra ben demiyorum yine tekrar ediyorum. Orada rikçi olarak çıkın demiyorum. Ama mesela... Hani? Tabii. Arkadaşlar şu son kör ve grup olayını tekrar anlatıyorum. Kör grup konstrüyüm olayını tekrar anlatacağım. Ondan sonra şey yaparız. Söyleyiniz bana. Finito dediğim aslında şöyle. Ufak bir şey var. Onu ben anlatırım da uygulamayı videoyu izleyerek yaparsınız. Tamam mı? Şimdi şeyi siliyorum. Kontrol sistemimi siliyorum. Delete'e bastım. Körüm yok artık. Çok yaşa. Hatta Jeffrey'nin bedenini de saklayayım. Yani çalışması kolay olsun. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şu an riglerde bazen parent ederek değil, çoğu zaman dolaylı olarak constrain'le kontrol edilebilir. Şimdi bir curve yaptım ki curve yapmamın sebebi de şudur arkadaşlar. Bir, curve render'da gözükmediği için, yani render ettiğinizde gözükmediğinden pratik bir objedir kontrol sistemi için. İkincisi, şeklini değiştirebildiğimizden çember de olabilir, işte kafatası şeklinde, kalça şeklinde, göğüs kafesi şeklinde de yapabildiğimiz için hani neyi kontrol ettiğini de kendi kendine anlatması açısından da tercih edilebilen bir şey oluyor. Bu iki özelliğinden dolayı curve kullanılıyor. Başka bir şey kullanılamaz mıydı? Kullanılır. Hazır preview'da da CPU'ya yüklenmiyor. Polygonlu objesi olmuyor. Tabii. Yani görsel olarak da şeyin bilgisayarın göstermesinin çok kolay olduğu bir obje. Şimdi tekrar ediyorum. Buna ne dedik? Pelvis, alt çizgi, anim ya da kontrol. Benim gibi bunu grupla birlikte taşıyacağım ki Ctrl G, hiç yer değiştirmedim. Mayanın sıfırında. Ctrl G dedim. Pelvis alt çizgi offset grup. Grubun içine aldım. Tekrar ediyorum. Bir obje kendi pozisyonunu bir üst uzayına göre belirler. Yani şu an grubu taşıdığımda herhangi bir yere içindeki curve hiç yer değiştirmediği için hep kendini sıfır kabul edecek. Akabinde bu söylediğim şey ben grubu kemiğe parentlarsam da geçerli. Grubu pelvis kemiğine
Parent'ladığımda bakın, hatta şöyle şey yapayım. Şu an grubun sayısal değerlerine bakın. İşte 2, 93 küsür vesaire değil mi? Rotate'ler 0. Parent dediğim andan sonra baktığınızda eksi 4.4, 1.6, rotate 81.93, rotate 90. Niye? Çünkü artık pozisyonunu bir üst düzeyi olan pelvis kemiğine göre hesaplıyor. Ve ben aynı şekilde... Evet. Referans olarak ondan şu anda eksi 419 uzaklıyım. X80'i. Evet. Aynen öyle. Ve bundan dolayı eğer ben parentliyken, onun uzayına dahilken 0 dediğim zaman onun merkezine gidecektir. 0. Enter. Bu yaptığım işlem, hani parent edip translate'lerini sıfırlamanın şeyi şu. İkisinin akslarını, ikisinin yerlerini tam %100 birbirine eşleştirmek. Bunu yaptıktan sonra artık onun uzayında olmasına gerek yok. Çünkü amacım dediğim gibi bu işlemle uzaylarını eşleştirmekti. Şimdi de Shift P unparent'la kurtardım onu orada. Ve bu yaptığım işlemlerin hepsini grup içinde yaptığım için, grupta yaptığım için curve her zaman sıfır kaldı. Curve yarattığım andan itibaren hiçbir yere çekmedim. Hocam ben onu seçince curve'ı da grubun altından çıkarttım. İkisini birlikte seçme. Sadece grubu seç. Bundan sonra da dediğim gibi Maya'da bir objeyi yönetmenin de bakayım en pratik olarak parent constraint, connection editörden direkt connection kurma, node editörden word space'ini bilmem neye bağlamak ki onu da boş verin. Hani şu an hızlı ve pratik olaraktan 3 yolu var. Parent'ın işimize yaramayacak burada. Çünkü kemiği körbe parentlamayacağız. İkinci en bilinen opsiyon geliyor. O da adı constraint olan birbirlerinin akslarını bir şekilde uzay bağımsız kitlemek oluyor. O da ilk önce dediğim gibi yönetici olan curve, sonra yönetilecek olan kemik, shift ile seçtim. Constrain parent. Dedikten sonra zaten şunu biliyor olmanız lazım. Eğer animasyon yapacağınız curve'de mavi bir kanal görüyorsanız seçim sırasını yanlış yapmışsınız demektir. Animasyon curve'lerinde hiçbir bağlantı olmaması gerekiyor. O görsel bir şey. Görsel bir şey. Normal biz poligon modellemede yaptığımız gibi sağ klik kontrol vertex deyip noktalarını seçip isterseniz şeklini de verebiliriz. Hani bunu çok bağımsız bir şekilde yapabiliriz. Çok anlaşılır bir şekilde yapabiliriz. Grubu değiştirmiyor herhalde. Yok yok. Zaten bu shape üzerinde yaptığım bir işlemdi ya. Transform'u bile etkilemiyordu. Ama eğer mesela şey yapacak olursanız input'ta ben bu curve'ü nasıl yaptım bilgisi içerisinde işte y aksında mı dik duruyor, x aksında mı dik duruyor gibi bir bilgi var. X aksında dik dursun, y aksında sıfır dik durmasın diyorsun ve gözüne mantıklı gelen bir şekilde hizalanmış oluyor. Burada animasyonu yaparken hocam sadece curve'den yapıyoruz değil mi? Çünkü, evet. Kemik de kendileri içinde hareket edebiliyor şeyden bağımsız. O zaman sıfırlama durumu olmuyor. Şöyle, zaten translate etmeyeceksin kemiği. Rotate'ine bakarsanız zaten kemiklerin şu an sıfırdır. Hani şimdi bu ona gireyim mi girmeyeyim bilmiyorum, emin değilim. Bakacağım. Hocam şu şeyi bak kaçırmışım. Şu iki tane bağ yaptınız ya. İki tane? Evet. Birleştirdiniz mi? Onu ayrı mı? Parent söylüyorum. Parent constraint. İki bacağı şey... Parent, normal. Ha? İki bacağı tut. Pelvisi tut en son. P. Yani yukarıdan aşağı çiziyorum ben. Pelvisi yukarıdan aşağıdan yukarı çiziyorsun. Omuriliği aşağıdan yukarı doğru çiziyoruz. Anatomik olarak ve merkezi şey olarak kabul ettiğimiz için. Output'ta da constraint'in burada gözüküyor. Tabii. Zaten outliner'da ünlem işareti constraint'in şeyidir. Daha doğrusu parent constraint. Ama şey. Yukarıdan aşağı
yukarı başlıyor bu sefer çizgimde, onun için. Tamam bakayım. Ya şu şey diyorum ben de. Site. Kimin site'ı yani? Animation. Joint. Bu yok. Burada bak aynı şey. Joint. Tamam. Tabloyla birazcık şeye çekeceğim ama. İşte RTX'e doğru çekeceğim. Bunu yaptıktan sonra ekleyelim. Yok, seçmedim. 1, 3 yaptım. Sonra 3'den 4'e yaptım. Yani geriye bastım. İçini tekrar ediyorum. 4'den 5'e. Yani buradan ayak için konuşuruz. Buradan. Buraya. Buradan. Buraya. Buradan da buraya. Bunu yaptım. Sonra şimdi şey geldi. Bir ucunu da yapıp bakalım. YZ olacak. Sayılara geldi. Tekrar join yaptım. Yes. Sonra iki tane kemiği tuttum. Shift'le şey tuttum. En son. Beni tuttum. Evet. Şimdi kör. Değiştirmek için nereye tıklıyordu? Değil. Arkana, fonun gri olmasını istiyorsun. Alt B. Burada diyoruz. Azaltmış bir şey olabilir. Bunu kontrol değil bu. Ya da edit. Aynı yani şey. Kontrol değil abi. Buradan sonra kuruntunun sonu. Kesinlikle yaptığım hiçbir işlemde grubu yaptıktan sonra körbe dokunmuyor. Grup. Şifre kemiği seçtim. Evet. Evet dedikten sonra şuna basarsam şeyi görürüm zaten. Şunlar sıfır. Öbür diyelim. En son yapacağım da. Kör. Sonunda kemik. İki bağımsız bir şey işte. Grubu çıkaracağız. Kör bir değil. Kör bir değil. Kemik. Evet. Kemikle maviler var. Körler de yok. Bunu yapmadıysan ne yapacaksın? Kemiğin grubuna bağlı şey, körün grubuna bağlı mı? Körün bağlı. Körle bağlı. Ben çünkü burada amacımız neydi? Kör bir sıfır tutmak için o grup var. Tamam. Yani sıfıra girdiğinde tekrar orijinal yere gelsin diye. Budur. Paravan şirketi. Aynen. Şu an görünmeyen bir işlem aslında. Dediğin çok doğru. Paravan şirketi. Yani işleri onun üzerinden yürütüyor. Burada hocam şey dediğiniz... Öteki türlü baktığında şey körle konstrayın verdik. Şu an işim bitti aslında. Mesela o animasyonu yaptım, çektim. Kör.
Bak dizide de kendini ele verdi zaten. Animasyon yaptım dedi. Animasyon yapıyorsan kör desin. Onu olmamış. Peki burada grubun daha kalması bize artış katıyor mu? Kalacak tabii. Yoksa o grubu işin içine çıkarttığınız zaman yine körde sayısal değerleri abilik abilik olacak. O zaman az önce şu anda şeye bakacak o zaman. Maya uzayına uzaklığına bakacak. Ve işler mahvolacak. Sıfırlayamayacağım yine. Şimdi saat 2.10 geçiyor, tamam mı? Zaten bunu bir ders daha yaparız biz. Bacağı bir kaldırsak. Bacağı bir kaldırsak. Şimdi hızlı bir şekilde bu kısmı yapmanız değil, izlemeniz için çarpıyorum. Tamam mı? Mesela bazı şeylerde en kaçınılmaz şeylerden ilklerde yapılması gereken bir tanesi yürüme animasyonu, ki yürüme animasyonu zor bir animasyonudur. Evet. Yürüme animasyonunu kolay yapmak için riglerde foot roll diye tabir edilen bir şey var. Yani ilk önce topuğun yere değmesi, sonra ayağın düz bir şekilde basması, sonra topuğun kalkması, o esnada parmak ucu ve şeyin parmak kemiğinin yere basılı kalabilmesini sağlayacak pratik bir sisteme ihtiyaç var. O biraz önce işte ayak bileği, ayak bileğinden parmak kemiğine, parmak kemiğinden ayak ucuna ekstra iki handle'ların döşememizin sebebi o. Bir tanesinde olayı özetleyeceğim. Sonra pantolona bağlayalım. Senin de gönlünü yapalım. Şimdi arkadaşlar. Şu an Jeffrey'nin pantolonunu ya da ayağını da görmeme gerek yok. Yani model olarak saklayabilirim. Çok az kaldı. Bırak önümü. Hatta şu an bütün modellerimi ilk önce Shift H ile görünür kılıyorum. Sonra bir grup içine alıyorum. Ctrl G. Arkadaşlar bu grup bir store gruptur. Yani outliner düzenli olsun diye konmuş bir gruptur. Sağa sola çekmeyeceğim. Yani biraz önce kemiğe yaptığım işlemleri buna yapayım diye bu grubu yapmadım. Tamam. Düzenli dursun diye yaptım. Buna da model ya da geo grup denebiliyor. İşte hani model daha genel bir geo. Alt çizgi. Dedim. Şimdi bu geo grubumu sakladım. Yani rahat çalışabileyim diye. Şimdi arkadaşlar, Maya'da grup çok güzel bir şey. Yani Maya'da değil, bütün 3D programlarda bu dolaylı olarak işte Max'te olursa dummy diyorlar. İşte soft image'da da galiba locator mı diyorlar. Locator mıydı? Null muydu onun da? Ha? Grup diyor. Orada da grup olur. Hani bütün programlarda kendi görüntüsü olmayan ama yer belirten bir şey vardır. Yani işte kaçınılmaz olarak bu var. Şimdi arkadaşlar basit olarak şöyle yapacağım. Bu yapacağım şeyi ezbere de yapabilirim. İlk önce bir tane şu ayak bileğindeki iki handle'ımla tarak kemiğimdeki iki handle'ımı tutup Ctrl G ile bir grup için alıyorum. Grubum şu an nerede? Bildiğim şey şu. Bir grup mayanın sıfırında yaratılır, değil mi? Ve bunu ilk önce D'ye basılı tutup sonra da V'ye basılı tutup, yani point snap, bir noktaya yapış snap'ini tutuyorum ki gördüğünüz gibi şurası kare olan yuvarlak oluyor. Tarak kemiğinin olduğu yere çekiyorum. Zaten fazla nokta olmadığı için direkt oraya geliyor. Zaten modelimi saklamamdaki sebeplerden bir tanesi de o. Vertexlere de snaplenmesin diye modelimi saklamış oldum. Bu grubun özelliği ne oldu biliyor musunuz? Şu. Ben bu grubumu sadece X'te rotate edersem topuğunu kaldırmış olacak. Görüyor musunuz? Şimdi aynı şekilde sadece ayak ucundaki şeyi, handle'ımı grup için alıyorum. Yani grubun içerisinde tek bir eleman var. Bunun pivot noktasını da aynı yere alıyorum. W, V'ye basılı tuttum. Yine tarak kemiğini. Bu grup ise karakterin parmağını yukarı aşağı hareket ettirmesini sağlayacak. Bu arada gruplar arttırılabiliyor. Ayaklarının dışına bassın, ayaklarının içine bassın gibi. Hani bank diye bir hareket var. Hani ayakta şunu şunu yaptırtıyor. Ha? Sigara yazmak için parmağın ucunda. Ha, yani onun için bir merkez grup yapılabilir. Onlar ne kadar başka merkezden hareket dönmesi yapmasını istiyorsak yeni grup ekleniyor. Ve son olarak yani işi basit tutacağım için foot roll'dan bahsetmiştik. O da arkadaşlar
Şu an modelime burada ihtiyacım olacak. Modelimde ayakkabının gerisi topuk olan yer neresiyse oraya. Bu iki grubu. Yine kontrol G dedim. Evet, bir şey bağlı. Evet. Bunu da şu an için W'ya bastım. DV yaptım sadece hizalansın diye. Aslında burada olmayacak bu. Elimden V'yi çektim. Biraz geriye alıyorum. Şimdi model grubumu tekrar bir göreyim. Geo grup. Shift H. Sonra geldim. Neyi alacağım ben şimdi? Grup 3. Bakıyorum topu için fazla geride. Bunu şeyden de yapabilirim. Site'dan da yapabilirim. Geldim. D'ye basılı tuttum. V'ye basılı tutmama gerek yok. Topun olduğu yere getirdim. Ha, bunu ayağın ucuna, sonra tekrar ayağın ortasına, sigara ezme hareketi falan gibi grup arttırılarak şey yapılabiliyor. Bunun da animasyonu yapılıyor mu hocam? Evet. Yani şöyle, buradaki amacımız ne oluyor biliyor musun? Şu oluyor. Ya bir topuğun ucundayken bir de sonundayken çekerek. Ha, bunun pivot noktasının animasyonu yapılmaz. Yapılmaz. Daha doğrusu yani şöyle, o şekilde hareket etmesini sağlayan bir iki ekstra yöntem daha var. Hani onlarla rigi genişletebilirsin. Ama normalde olmazsa olmaz, kesinlikle bu üç gruptur. Olmazsa olmaz. Hatta dur, ayak ucuna da çekmek gerekir bir tane grup. O da hani parmak ucuna gelebilsin diye. Problem değil. Bir tane daha grup yapıyorum. Ctrl G. Grup 3'üm seçili. Bir tane daha Ctrl G yaptım. Bunu da ilk önce hizalamak adına geo grubumu saklayayım şimdi. Ya da şey daha kolay olur. Show. Poligonu gösterme. Height'tan daha iyi bir opsiyon. D'ye V'ye basılı tuttum. Ayağın ucuna getirdim. Sonra show. Poligon. İşte site'dan. D'ye basılı tuttum. Oku tutamadım ama bu sefer. D'ye basılı tuttum. Yeşil oktan aşağıya çektim. Biraz da geriye aldım. Bunlar önemli değil mi hocam? Konumları çünkü çok saçma sapan yerlerden kırılmasına neden oluyor. Tabii kesinlikle. Hatta biraz mesela... Biraz daha ortadan sağa çektim ayakkabının tam ucuna denk gelsin diye. Mesela bu şekilde aslında benim yapacağım şey şu. Bir, bu grup ne yapıyordu? Komple ayağın parmak ucundan bükülmesini sağlıyor. Onun altındaki grup ne yapıyordu? Topuğu şey yapıyor, topuktan şey yapıyorsun. Şimdi şeye bağlayınca çok daha keyifli olacak. Pantolona bağlayınca. Şunu zaten görsek. Diyorsun. Sadece topuğu şey kaldırma. Büyük bir psikolojik eşik yani. Onu başım yaparım ben bunu. Tamam. Şimdi bu gruplar... şimdi son olarak Celal bana dedi ki, hocam biz ekrandan grup tutamıyorduk. Değil mi? O zaman ne yapacağız? Bir curve yapacağız son olarak. Bütün grupları ona mı? Bütün grupları ona perdeceğiz. Süper. Tekrar show'dan poligonu iptal ettim. After Effects'te eziyet çekmişim mesela. 2D'de hani yapıyordu ama çok inanılmaz zordu. Bir tane curve yarattım. Şimdi o zaman bir soru geliyor. Ben bu... Şimdi ayaklarım dümdüz olduğu için çok problem değil. Onu söyleyeyim baştan da. Hani her koşulda doğru mu? Ben normalde de bunu bir offset grubun içine alıp öyle hareket ettirirdim. Kendi rigimi yapıyorsam. Ama şimdi... Curve'ün aksıyla mayanın aksı birbiriyle aynı olduğu için o noktada freeze transformation çekebiliyorum. Ama normalde yapacağım şey şeyde olduğu gibi, buna sallıyorum curve L alt çizgi foot alt çizgi anim. Bunu bir mayanın sıfırında tekrar grup içine aldım. Şimdi ismini command C command V. Alt çizgi grup dedim. Bunu aldım, ne yapıyorum? Grubu istediğim yere taşıyabiliyorum sonuçta değil mi? İstediğim gibi. Aldım. Point snap'le yani V'ye basılı tutarak çat ayak bileğini oraya aldım. Son yapacağım şey ise
O en son grubun var ya. Onu ona parentlamak. Grup 4'ü aldım. Curve'ün içine Cele. Çünkü animasyonu Curve'de vereceğim ya. Grup 4'ü Command'la Curve'ü tuttum. Parent. Yani biraz burası karışmış olabilir ama çok da değil aslında. Bu şekilde Curve'ü tuttuğumda Translate sayısal değerleri 0. Ki aslında IKEA handle'ları artık saklayabilirim. Çünkü bunlarla bir işim yok. Şöyle. Hani normal bacağı hareket ettirebiliyorum. Vakit kalmadı. Şey yapacağım. Bu curve üzerinden o grupların rotate'ini nasıl kontrol edeceğimizi bir sonraki derste görürüz. Tamam mı? Aslında çok basit bir şekilde oraya bir tane pop yerleştiriyorum. Normal kumandada olduğu gibi döndürebildiğim bir şeyi yerleştiriyorum. Diyorum ki yerleştirir yerleştirmez çalışmayacak. Bunun devresini gidip bir yere bağlamam lazım. Onu da gidip onun rotate'ine bağlayınca, onu döndürünce onun rotate'i şey oluyor. Ayak kalkıyor böyle. Mantığı çok basit. Attribute ekleyip yapmak. Ha, attribute ekleyip yani, connection editor'dan bağlayacağız. Evet. Dedim bunu direkt buraya parent'ına atıp ondan sonra rotate yapınca da dönecek misin dedim de onu yapıyorsunuz sanırım. Tamam. Son olarak unutmadım seni. Kaydet yapıp ayrı bir dosyada devam ediyorum. Tamam, bunu bu şekilde bırakıyorum. Ha? Farklı kaydet yapıp. Ha. Hani bunu da bozmamak üzere. Tamam, o şey olmaz zaten. O ayrı bir işlem olduğu için. Show polygon. Şimdi geldim arkadaşlar. Poligonumu tuttum. İlk önce kalçamı tuttum. Şöyle hiyerarşimi açayım. Pantolon yukarıdaki şeylerden etkilenmesin istediğim için kalçayı, sonra sırasıyla şey pelvisi, leğen kemiği diyelim sonra. Kalça, tıt tıt. Pantolon ayak parmak ucundan etkilenmeyeceği için to ve balı seçmiyorum. Bol ve şey seçmiyorum. Sonra geliyorum. Pantolonumu son olarak seçtim. Skin, yumuşak bağlama, smooth bind. Ayar kutusuna geldim. Edit, reset hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir işleme girerken ilk önce resetimizi çakıyoruz. Sonra yapmak istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. En üstte, sadece en üstte joint hiyerarşi değil. Seçtiğim jointler, selected joints'ı işaretledim ve apply diyorum. Ve bundan sonra da çok iyi ya. Keyifli. Ya şimdi arkadaşlar bunu net olarak söyleyeyim. Gördüm ya artık. Ha bunu da gördüm ya. Şunu azıcık net olarak söylemem lazım. Bu şeyde aslında çok cömert bir iştir bu iş. Hani animasyon işi tumbum da olsa, 3D de olsa çalıştığınız takdirde size geri dönüşü her zaman pozitif oluyor. Yani çalıştım ama olmuyor. Değil ya. Hani öyle bir şey değil bu. Hani ne kadar verirseniz o kadar veriyor. Evet. Yani şey değil. Çünkü şey gibidir bu. Belli bir oranda yetenek hani yetenek sonra gelir. Hani önce çalışmaya bakar bu. Hani ve mesela şeyde konuşmayı yaptık ya. Bu arada kaydı durduruyorum artık. Alkışta geldi. Evet. Alkışta geldi yani. Tamam, şöyle save'imizi de şey yapalım. Bayağı bir kalabalıkmışız yani. Ben bu kadar kalabalık olduğumuzu bilmiyordum. Bizden gördüm. Sağ ol. Ha. Şu. Şöyle